Konbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün ikinci bir kursu var. Bu el sanatları atölyesi. Bura tekstil diyor şuna. Kolay gelsin. İyi günler. Kursumuza geldik. Kolay gelsin hocam. Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Kısaca bir kursunuzu şöyle tanıyabilir miyiz? Ne yapılıyor? Kursun adı ne? Kursta ev tekstil ürünleri yapıyoruz. Geleneksel el nakışlarıyla şöyle şuradan isterseniz el nakış. Kursiyerim tanıtsın size ne yaptığını anlatsın. Evet. Bunun masa örtüsü yapacağız Rander. Masa örtüsü. Aralarını kesip inciyle süsleyip sandıkların kalanlığı kanaviçelerimizle süsleyip masa örtüsü oluşturuyoruz. Bunu neyden yapıyorsunuz? Deri mi bu? Evet. Deri. Aralarını keserek bu incileri aralara sentetik deri. Hangisi bakalım? Sentetik deri. Lazer kesimli deri. Biz bunun altını... Bu lazer kesimi nerede? Burada mı yapıyorsunuz? Bunu dışarıda yaptırdık. Ha, dışarıda yaptırıyorsunuz lazer kesimi. Altına tül yerleştirip şu aralardan kesikler yapıp incilerle süsleyeceğiz ve yine elimizde bulunan kanepçeleri değerlendirmek için oturtacağız. Hı-hı. İnciler nasıl? Nerelerine koyuyorsunuz? Elif Hanım şöyle bir. Buralarını aralara. Yapıştırıyor musunuz onları? Evet. Ha, silikonla yapıyorsunuz. Evet hocam. Bunun bitmiş halinde çekmemiz lazım İnşallah değil mi? İnşallah hocam bitirdiğinde. Başka ne ürünler yaptınız? Var mı? Valla iğne oyası. Ben iğne oyası öğreniyorum. İğne oyası şöyle bir bakın. Şöyle. İğne oyası öğrendim burada. Ha, burada öğreniyorsun, hı-hı, yapıyorsun. Evet hocam. Netlemedi bir dakika. Ha, şu o. Var mı? İsmi var mı hocam modelimizin? Yok. Bir de isim verin bari ya. İsimleri de var hocam da biz bilmiyoruz daha yeni öğrenince. Ha. Sizi tanıyabilir miyiz şöyle bayanlar? Gerçi tanıyorlar artık çok çekiyorum da değil mi? Evet hocam. Ben Elif Ergül. Bursa geliyorum işte vakit geçirmek için, bir şeyler öğrenmek için. Çocuklar nerede? Okulda mı? İstiklal İlköğretim Okulu'nda. Orada okuyor. Çocuklar okuldayken siz de burada evet, okula devam ediyorsunuz. Biz de burada vakit geçiriyoruz işte. Bir şeyler öğrenmek için çanta işleyeceğiz daha sonra. Ha, onlar... İplerimizi getirdik hocam. Onları da çekersiniz çanta işlediğiniz zaman. Ha, onları da çekeyim göstereyim. Bol bol ürün çekeriz ama yapılışını da anlatmanız hocam, lazım. Hocam hocam işleklerini hazırladım. Ben de Habibe sağlam. Ben de oğlumu okula bırakıp kursa geliyorum. Kursa geliyorum. Hem burada bir şeyler öğreniyoruz. Haftaya da kalipçemizi yapacağız Allah izin verirse. Zor mu burada yapılan ürünler Habibe Hanım? İlk geldiğimizde zor oluyor tabii ama hocam. Hocamızın sayesinde sağ olsun öğretiyor bize. Evet. İlerleyen zamanlarda daha güzellerini yaparız inşallah. Hı-hı. Sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne gelmiş? 8-9, 10 kişiyi buluyor. 10 kişi. Bu da patchwork dediğimiz kırpyama. Kolay gelsin. Her kursta görüyorum bak. Her kursta, her çekimde görüyorum. Maşallah var ya. Öğrenmediğin iş yok herhalde değil mi? Evet. Ne öğrendin bana şöyle bir kısaca anlat. Bu halk eğitim sana neler öğretti? Islak dokumasını öğretti. Bayrak dokuduk. İşkur yazısını yazdık. Ha, işkurları şey kilimin üzerine yazılar evet, yazdınız değil mi? Kilim üzerine kursta. Yazılar yazdık. Daha önceden aşçılık kursuna geldim. Yemekleri daha profesyonel adam ya. Evet. Öyle yaptık. Bu sene de Hacer hocam da namazlar. Ha, şey, namazlığa yapıyorsun evet, değişik. Evdeki hem de ürünler ne yapıyorsunuz? Geri dönüşüm mü yapıyorsunuz? Evet, geri dönüşüm yaptırıyoruz. Bazen alıyoruz. Ha, dün yan tarafta gördüm bundan şey yapmışlardı değil mi? O yorgan yüzü yapmıştı. O yorgan hocam. Bizim bu daha estetik. Ya senin profesyonelleştiğin buradan belli bak. Görüyor musun el işinden? Bayağı uğraşmışım maşallah. Sağ ol hocam. Hocam ne yapıyorsun? Dikiş mi yapıyorsun onun evet, şeyle? Evet dikiş yapıyorum. Kalan yerimizi tamamlayacağız. Ne yapıyorsun önce dikerken etrafını mı çeviriyorsunuz? Önce kesiyoruz. Kesiyoruz önce. Ondan sonra toplu iğneyle birleştiriyorum sonra makineyle geçiriyorum. Şurada kenarını yapıyorsun ya şimdi. Ben evet. Anlamadığım için ha kenarını büküp katlayıp. Bu kenarını sadece şöyle ha, sökülmesin diye evet, değil mi? Hocam nasıl yavaş mı yapıyor bunu mu yapıyor? Yok iyi. Gayet. Oo eline sağlık. Teşekkür ederim hocam. Senin çocuklar da mı okulda? Sipariş evet. De alıyorsunuz değil evet, mi? Evet alıyorsunuz. Zaten halk eğitiminin yapılan ürünleri sene sonunda ne yapılıyor? Sergileniyor. Sergiliyor. Veya böyle dönemsel bir sipariş veren olursa yapıp gönderiyorsunuz herhalde. Evet hocam. Sene sonunda da satılıyor. Evet Şule Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen de halk eğitimin emektar kursiyerlerinden evet. Kaç yıldır halk eğitime geliyorsun? Öncelikle hoş geldiniz hocam.
Ben 2-3 yıldır, hatta 4 yıldır diyebilirim. Mezun olmuyorlar mı hocam? Bunların hiç mezuniyeti yok mu halk eğitimde? Diploma alacağım halk eğitimde. Hocam ben de abajur yapıyorum böyle. Abajur hiç görmüyor. Anlatayım isterseniz. Evet. Şimdi bu alttaki metal siyah renkliydi. Ben bunu spreyi boyayla beyaza boyadım. Şöyle İstediğin renge böyle beyaz, siyah. Evet. Sipariş veren olursa da istediği yani renkte yapabilir. Sipariş alıyorum. Şöyle kumaşımızın üzerine. Şöyle bir bakalım, yakın çekim evet, yapalım. Evet. Kumaşımızın üzerine şu danteli böyle pileli şekilde diktim. Bunlar da teyzemin sandığından kalan, eski kadınların sandığında hep olur, kanefçe işlemi. Ben kendileri işlemiş. Evet, kanefçeleri değerlendiriyorum. Böyle abajurun üzerine. Çok güzelce farklı, oturttum. Evet, tabii şu yukarıları ne yapacaksın? Bir şeyler yapacaksın mı şurada? Yukarılar evet, onları görünmez hale getireceğiz. Sonuçta içine daha yapım aşaması bitmedi daha. Evet. Şöyle bir bakalım. Bayağı bir masa. Oo, içinde elektrik tesisatı evet, var. Oraya... Bunu kim yapıyor? Buradaki elektrik kursuna gidenler mi çekiyor? Yok, sen hayır, mi yapıyorsun? İskeletini hazır aldık. Kaplamasını ben yapıyorum. Ha, şu şekilde alıyorsunuz. Evet, el iş ürünlerle kaplıyorsunuz yani. Güzel güzel, elinize sağlık ya. Kaç gün sürüyor bunu yapması? Kaç gün sürdü? Dün işte alt demirini boyadım. Kumaşın üzerine dantelleri pileli şekilde diktim. Bunları oturttum ama daha bitmedi. Şimdi bu abajurun şeylerini... Ona ne yapıyorsun bakalım. Ona da yine dantelli. Şöyle, evet, şimdi pileli şekilde bunu iğneledim. Dikeceğim burada. Bunları siz mi şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz? Hazır mı alıyorsunuz? Şunlar hazır. Kumaşımız bunlar hazır, alıyoruz. Ha, şunlar. Şu şekilde evet. Sonra böyle pileliyoruz. Şu şekilde dikilmiş hali şöyle. Bu da pilelediğim hali. Şimdi burada dikeceğim. Kanefçelerini yine şu şekilde kesip aralara oturtacağım hocam. Sonra da abajura kaplama yapacağım. Evet, iğneyle dikmesi zor olmuyor mu ki öyle ya? Dikiliyor mu? Yok hocam. Şimdi şuraya kadar falan dikiyorum. İğneyi çıkartıp devam ediyorum. Buraya kadar dikip iğneyi yavaş yavaş yapıyorum. Evet. Hocam sağ olsun öğretti. Normalde ben tırsa gidiyordum basıktan. İğneyi kırıyordun değil mi? Aynen, iğneyi kırdım. Bir iki defa iğne de kırdım. Acemilik diyelim hocam ya. Öğrendim şimdi, o kadar acemi değilim. Bütün genç kızlara da tavsiye ediyorum. Yani gelsinler, çeyizlerini yapsınlar. Hacer hocam çok güzel şeyler yaptırıyor. Yani yeter ki yapmak isteyin. Hocamın elinden her şey geliyor. Yapmak isteyenler buyursunlar, gelsinler. Güzel şeyler yaparız yani. Elinize sağlık. Yok, ben görüyorum zaten, seviyorum bu halk eğitimli şeyleri. Evet. Her kurs var değil mi? Ben de genelde öğrencileri gönderirken bekliyorum ya kapıdan. Giriyorum bir bakıyorum ne yapıyorlar diye. Yakında ben de gelip yaparsanız şaşırmayın. Yok, erkeklere yönelik bir şey yok hocam herhalde değil mi? Herkes yapabilir. Erkek kız tanımıyor kurs değil mi hocam? El becerisi sonuçta. Ya bu genelde dikiş nakış gene bayan için değil mi hocam? Şu tahta, ahşap, eşya, süs eşyaları falan olsa belki erkekleri olur da. Onları da yaptırırız. Onları düşünüyor musunuz Hanife hocam, bu tip kurslar? Ahşap ürünleri. Hocamız bilir. Başvuru yapan olursa, isteyen olursa onlar da olur. Gerçi lisede bizim bir iş eğitimi dersimiz vardı. Orada ipine neyine bir şeyler öğretiyorlardı, öldürüyorlardı. Erkek kız fark etmiyordu. Kursumuz bitmeden tüm yapılanları bir sergilesin hocam. Sene sonu sergiler oluyor zaten. Sene sonu oluyor da. Ya da ara sergiler de oluyor. Kurs sonunda bir bakabilirsiniz. İşte, yılbaşından önce. Ha, öğrenci değişiyor veya yenileri de katılabiliyor değil mi? Kursumuz hocam, bu kurslara kaç kişi katılıyor Hanif hocam, sizin kurslara? Aa, hocam çok kişi katılıyor ya. Yani. Ya belli bir sayı oluyor ya, ben görüyorum bazen dışarıda kalanlar oluyor. Geç kalan oluyor ya mesela, diyor ki kursun kapasitesi 15 kişi açıyorsunuz veya 20 kişi. Aynen. Bazıları gelmek istiyor. Resmi ya, sınıfın kapasitesi dolduğu zaman almıyor. Kapasite pandemiden dolayı değil mi? Bir de aynen, o sıkıntı var. 12-15'i kolay kolay geçmiyoruz. Ama zaten kurslar çok uzun sürmüyor. 2 ay, 3 ay sürüyor. Sonra tekrar yenisi açılıyor. Ona yenisine kaydolabiliyorlar. İyi, elinize sağlık hocam. Bu makinaları falan geçen sene mi alınmıştı? Dikiş makinalarınız, şeyiniz de var. Bu ne? Bunun adı neydi? Overlock. Overlock makinanız. Başka ne var? Şunlar aynı değil mi? Dikiş makinası. Dikiş makinası hocam bunlar. Alttaki sandıklar da dikiş makinası. Ha, alttaki sandıklar? Ha, göremiyorum. Ha, bunlar hep yeni mi? Boş mu içi bunların?